Merhaba arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi boşaltım sistemi ile ilgili çıkmış sorulara bakıyoruz. 2010 LYS diyor ki normal bir insanda KLM olarak adlandırılan 3 madde ile ilgili olarak nefronda gerçekleşen bazı olaylar aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. Şimdi K maddesi süzülmüş ve tam geri emilim gerçekleştirmiş. Bizim vücudumuzda nefronlarda tam olarak geri emilen moleküller glikoz, amino asit amino asit ve ADEK vitaminleridir. ADEK vitaminleri. Bunlar arkadaşlar proksimal tüpte tam olarak geri emilir. L maddesine bakıyorum. L maddesi süzülme ve kısmen geri emilim gerçekleşmiş. Bu kısmen geri emilime neler yazabiliriz? Su yazabiliriz. Mesela sodyum yazabiliriz, klor yazabiliriz, üre yazabiliriz. Yine bunlar da bizim kısmen geri emilenlerimizdir. M maddesi ise salgılanmış. Peki salgılanma ne demek? Diyelim ki vücudumuzda işte nefronlarda süzülme olayı gerçekleşti. Süzülme şöyle gerçekleşiyor. Nefronların şöyle İngiliz anahtarına benzer bir ucu var. Biz bu uca Bowman kapsülü diyoruz. Bu uca bağlı olan glomerulus kılcalları vardır arkadaşlar. Glomerulus kılcallarından Bowman kapsüne doğru gerçekleşen kan basıncı farkından dolayı gerçekleşen olaya bir süzülme diyoruz. Süzülme sırasında maddeler böyle bir sıvı hani kan proteinleri falan girmiyor tabii ki bu sıvının içerisine. Bir sıvı e, Bowman kapsülüne doğru gidiyor. Bowman kapsülünden sonra da farklı yapılardan geçerek geri emilimler gerçekleşiyor. Yani gerekli olanlar geri emiliyor, fazla olanlar da dışarı atılıyor. Mesela suyun yaklaşık %99.9'u geri emilir. Yine ürenin %50'si geri emilir. Glikoz, amino asit, adek vitaminleri gibi vitaminlerin %100'ü geri emilir arkadaşlar. Salgılanma ise şudur. Süzülme sırasında Bowman kapsülüne geçemeyen maddeler Distal tüpe geliyor. Distal tüp şu henle hani şeyin eee Bowman kapsülünün devamında bulunan bir tüptür. Distal tüpe geliyor ve burada e, süzüntüden geçemeyen maddeler salgılanıyor. Nedir bu maddeler? Mesela ilaçlar olabilir. Potasyum olabilir, sodyum olabilir arkadaşlar. Bunlar ne yapıyor? Salgılanma olayıyla tekrardan nefron kanallarına veriliyor. O zaman bakalım bu maddeler hangi maddeler olabilir? Zaten burada maddelerin isimlerini vermiş. Biz sadece ne yapacağız? Eşleştireceğiz. Burada üreye hangisi için üre olabilir dedik. L maddesine üre olabilir dedik değil mi? Yazdık kısmen geri için. O zaman üreye L diyeceğiz. Amino için bakın K'yı ya amino yazmışız. K diyeceğiz. Penisilin bir ilaçtır değil mi? O zaman bu da salgılanma olayıyla süzülebilir. Dolayısıyla M maddesine de penisilin diyeceğiz. LKM şeklinde gider. Cevabımız Ceyhan şıkkı olur. Gelelim ikinci sorumuza. Diyor ki bir hücrelilerden memelilere kadar canlılarda boşaltımla görevli yapı ve sistemlerin temel olarak ortak görevi hangisidir? Arkadaşlar bakalım kanın pH'ını ayarlama, su iyon dengesini koruma, azotlu atıkların atılmasını sağlama, hormon üretme, kanı toksik maddelerden arındırma. Bakın canlılardaki temel olarak boşaltım sisteminin su iyon dengesini korumaktır. Şimdi burada direkt azotlu atıkların atılmasını sağlamaya gidebilirsiniz ama değil sudaki iyon dengesini yani su miktarıyla iyon dengesini korumaktır arkadaşlar. Çünkü bizim böbreklerimizin nefron kanallarında dikkat edin. Sodyum geri emiliyor, klor geri emiliyor, potasyumun fazlası dışarı atılıyor, suyun %99'u geri emiliyor. Yani burada temel amacımız nedir? Su iyon dengesini korumaktır. Bursa şıkkı olur. Gelelim üçüncü sorumuza. Memeli hayvanların nefronlarında henle kulpu daha kısa olsaydı aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkması beklenirdi? Bir kere henle kulpunda ne oluyor bunu bilmemiz lazım. Arkadaşlar henle kulpunun bir inen kolu vardır, bir de çıkan kolu vardır. İnen kolu suya geçirgen değildir. Dolayısıyla sadece sodyum klorürü geri emer. Çıkan kolunda ise sadece su geri emilir. Dolayısıyla eğer kısa olsaydı suyun ee, çok azı geri emilebilirdi çünkü suyun çoğunluğu burada geri emiliyor arkadaşlar dolayısıyla su bakımından eksik yani fazla idrar ortaya çıkardı yani suyun geri emiliminde bir e, aksaklık meydana gelirdi diyor ki yoğun idrar oluşturabilme yeteneğinde azalma olması şimdi yoğun idrar demek ne demek yani suyu geri emeceğiz oluşan idrar yoğun bir idrar olacak yoğun idrar oluşturabilme yeteneğinde azalma olması bu olabilir dursun bakalım. Nefronda birim zamanda süzülen madde miktarında artış artış olmaz. Burada süzülme ile herhangi bir bilgisi yoktur bunun. Üre oranı yüksek idrar oluşması. Şimdi ben suyu geri ememiyorum. Yani suyu idrara karıştırıyorum. Dolayısıyla üre oranı yüksek olmaz. Üre oranı az olur aksine. Çünkü su fazla katılıyor. Oluşan idrarın, idrarın pH değerinin düşük olması. Su katıldığı için arkadaşlar pH değerinde düşüklük meydana gelmez. Hayvanın birim zamanda içeceği su miktarında azalma olması. Hayır aksine artar. Çünkü suyu geri ememediği için susuzluk meydana gelir ve içeceği su miktarında azalma olmaz artma olur. Bu da gider cevabımız ne olur? A şıkkı. Yoğun idrar oluşturabilme yeteneğinde azalma olur bu kişilerin. Gelelim dördüncü sorumuza. 2012 LYS Normal olarak sağlıklı bir insanın nefronlarında aşağıdakilerin hangisinde verilen olay gerçekleşmez. Bakalım toplama kanalında üre yoğunluğunun artırılması, suyun ozmozla gerebilmesi, hidrojen iyonlarının aktif taşıma ile distal tübüle salgılanması, sodyum iyonlarının aktif taşıma ile gerebilmesi, plazma proteinlerinin Bowman kapsülüne geçmesi. Şimdi arkadaşlar toplama kanalı idrar toplama kanalıdır ve e, nefronun en son kısmıdır. Burada üre yoğunluğu artırılır. Ürenin %50'si geri emilir, geriye kalanı verilir. Yani geriye kalan %50'si verilir. Dolayısıyla bu olur. Su ozmozla geri gelebilir. Evet. Hidrojen iyonları aktif taşıma. Az önce söyledik ya salgılama olayı. Salgılama olayıyla distal tübüle verilebilir hidrojen iyonları. Sodyum iyonlarının bir kısmı aktif taşıma ile geri ama plazma proteinleri kesinlikle Bowman kapsülüne geçmez. Eğer geçerse bir hastalık, bir sıkıntı vardır demektir. Dolayısıyla cevabımız edirne şıkkı olacak. 2013 LYS. Sağlıklı bir insanda boşaltım sistemine ait aşağıdaki yapıların hangisinde bulunan sıvının bileşimi kan plazmasına büyük ölçüde benzerlik gösterir? Kan plazmasına bakalım. Bowman kapsülü havuzcuk, üreter, mesane, üretir. Şimdi bir kere bunların ne olduğunu önce bir öğrenmemiz lazım. Şimdi bizim böbreklerimiz değil mi? Şöyle fasulyeye benziyor. Arkadaşlar böbreğin yapısında içerisinde şöyle içerisinde e, idrarın geçici olarak depo edildiği bir yer vardır. Biz buraya havuzcuk diyoruz. Havuzcuk. Daha sonra havuzcuktan çıkan idrar şöyle üreter dediğimiz kanallarla bunlar üreter kanallarıdır. Üreter dediğimiz kanallarla mesaneye gelir. mesanede idrar kesesidir. Mesane. Daha sonra mesaneden bir çıkıntı çıkar. Bu da dışarı açılan bir yerdir. Biz buraya da ne diyoruz? Üretra diyoruz arkadaşlar. Üretra. Ee, burada havuzcuk üreter, mesane ve üretranın ne olduğunu bulduk. Bowman kapsülü nedir? Bowman kapsülü de az önce söylemiştik. Şöyle e, İngiliz anahtarına benzeyen bir yapı de çizebilsem çok güzel olurdu. Şöyle yapalım. İngiliz anahtarına benzeyen bir yapıdır dedik değil mi? Şimdi bu da şöyle glomerulus kılcallarına bağlıydı. Glomerulus kılcallarından bir e, kan basıncı farkından dolayı bir süzülme meydana geliyordu ve Bowman kapsülüne geçiyordu. Şimdi burada bir süzülme meydana geliyorsa bunun içerisinde ne yok? Kan proteini yok kan hücresi yok arkadaşlar. Dolayısıyla buradaki sıvı, buradaki sıvı kanın plazmasına çok benzeyen bir sıvıdır. O yüzden cevabımız ne olacak? Bowman kapsülü. Bakın havuzcukta, üreterde, mesanede ve üretrada idrar bulunur. İdrar bizim kan plazmamıza benzemez. İdrar kan plazmasının daha da böyle arıtılmış hali gibi düşünebilirsiniz. Çünkü kan plazmasında besinler varken idrarda besin yoktur. O yüzden de burada tamamen idrar bulunduğu için bu havuzcuk üreter, üretir ve mesanenin hiçbiri benzerlik göstermez. Ama Bowman kapsülünde geçen süzüntü kan plazmasına benzerlik gösterir. Altıncı sorumuz Sağlıklı bir insanda boşaltım ile solunum sistemleri aşağıdakilerden hangisinin düzenlenmesinde doğrudan ve birlikte rol oynar? Kanın pH'inin, kandaki üre miktarının, kanın ozmotik basıncının, doku sıvısındaki tuz miktarının, doku sıvısındaki su miktarının. Şimdi solunum sisteminde ne yapıyoruz? Biz karbondioksit dışarı veriyoruz değil mi? Temel amacımız bu. Peki karbondioksit neyi etkiliyor? Kandaki pH'i etkiliyor. Karbondoksin artması kanın pH'ini düşürüyor arkadaşlar. Ayrıca boşaltım sisteminde de yine kanın pH'ini düzenleyecek işte hidrojendir, potasyumdur, klordur bunların düzenlenmesi yapılıyor. O yüzden ikisinin doğrudan ve birlikte rol oynadığı olay tabii ki kan pH'inin düzen, düzenlenmesi. Kandaki üre miktarını boşaltım sistemi yapar. Ozmotik basıncı yine boşaltım sistemi yapar arkadaşlar. Doku sıvısındaki tuz miktarını yine boşaltım sistemi, doku sıvısındaki su miktarı da yine boşaltım sistemi ayarlayabilir. Ama ikisinin birlikte ayarladığı şey nedir? Kanın pH'inin ayarlanmasıdır. 2015 LYS sorusu. Sağlıklı bir insanda kandaki çeşitli maddelerin idrarla atılma hızı matematiksel olarak aşağıdaki gibi ifade edilir. Şimdi maddenin idrarla atılma hızı neymiş? filtrasyon hızı yani süzülme hızı eksi geri emilim hızı artı salgılanma hızı yani filtrasyon hızıyla salgılanma hızını toplayacağız bunlardan geri emilim hızını çıkaracağız diyor ki buna göre maddelerin atılma hızıyla ilgili hangileri doğrudur Nefronda geri emilimi olmayan ve tüpler içerisinde de salgılanamayan bir maddenin atılma hızı süzülme hızına eşittir demiş Şimdi geri emilimi olmayan o zaman buradaki geri emilimi ne yapacağız? Sileceğiz. Tüpler içerisine de salgılanamayan, salgılama da gitti. Bir maddenin atılma hızı süzülme hızına eşittir. Evet arkadaşlar bakın atılma hızıyla süzülme hızı birbirine eşit kaldı. Doğru. Nefronda glomerulus'tan süzülen geri emilimi olmayan. Bakın glomerulus'tan süzülüyor. Süzülme var. Ama geri emilim yok. Şunu bir doğru diyelim. Geri emilim yok. Fakat Tüpler içerisinde de salgılanan bir maddenin, tamam salgılama var, filtrasyon var. Bir maddenin atılma hızı süzülme hızından daha yüksektir demiş. Şimdi atılma hızı bu. Süzülme hızı arkadaşlar ve ee salgılanma hızı ikisini topladığımız zaman atılma hızı süzülmeden daha fazla olmaz mı? Olur. Mesela süzülme hızı 10 iken salgılanma hızı da 5 olsun. İkisi topladığımız zaman 15 olur. O zaman idrardan atılma hızı filtrasyondan daha yüksek olur. Doğrudur. Nefronda glomerulus'tan süzülen Bakın yine şurayı sileyim. Glomerulus'tan süzülme olayı var. Bir kısmı tüplerden geri emilen. Bakın geri emilim de var, süzülme de var. Bir maddenin atılma hızı süzülme hızından daha yüksektir demiş. Bakalım. Şimdi bakın, diyelim ki filtrasyon hızı şu 10. Geri emilim hızı da 5 olsun. Maddenin atılma hızı ne olur? 5 olur değil mi? Diyor ki glomerulustan süzülen bir kısmı tüplerden geri emilen bir maddenin atılma hızı süzülmeden daha yüksektir. Atılma hızı 5 çıktı. Süzülme hızı 10. Dolayısıyla bu yanlıştır arkadaşlar. 1 ve 2 doğrudur. Cevabımız denizli şıkkı olacak. 2016 LYS Tabloda sağlıklı bir insanın kan plazması ve idrarındaki bazı maddelerin yaklaşık miktarları verilmiştir. Diyor ki bu tabloda üre, sodyum ve glikozu gösteren kaleme harflerinin doğru karşılıkları. Bakın en ilk çözdüğümüz soruyla benzerlik gösteriyor. Yani birebir aynıdır. Sadece birinde şekil olarak vermiş, birinde tablo olarak. Bakın birinde kan kan plazmasındaki miktar 100, idrardaki miktar 0. O zaman bu nedir? Glikozdur. Çünkü glikozun tamamı emiliyordu. Bu glikoz. Kan plazmasındaki miktarı 140, idrardaki miktarı 90 ne olur arkadaşlar? Üre olabilir değil mi? Bakalım. Kan plazmasındaki miktarı 15, idrardaki miktarı 900'müş. İdrardaki miktarı çok çok fazla. Kan plazmasında 15 iken idrarda çok çok fazla. Bakalım bir. Glikoz zaten K'ya glikoz dedik. Bakın şöyle gidecek bunlar. Glikoz dediğimiz için bunlar gidiyor. Şimdi burada şuna bakacağız. İdrarda çok fazla bulunabilecek olan madde hangisi? Üre mi? Sodyum Şimdi bizim boşaltımda amaçlarımızdan biri de ürenin dışarı atılmasıdır. Dolayısıyla idrarda üre miktarı diğer maddelerin miktarından daha fazladır. O yüzden buradaki 900 olan pardon yakınlaştı. 900 olan ne olacak arkadaşlar? Tabii ki üre olacak. 90 olan da sodyum olacak. Yani glikoz, sodyum, üre şeklinde gider. Cevabımız Ceyhan şıkkı olur. 2017 LYS, insan böbreğinde yer alan aşağıdaki yapıların hangisinin içeriği dışarıya atılan idrarla aynı bileşimdedir? Az önceki soruya benzemiyor mu? Benziyor. Şimdi gelelim. Bakın. Glomerulus, Bowman kapsülü, Henle kulpu, distal tüp ve havuzcuk demiş. Arkadaşlar ben size şöyle nefronun yapısını burada bir tam olarak çizeyim. Şimdi burası Bowman kapsülü. Bowman kapsülün ee, devamı olan kısım proksimal tüptür. Proksimal tüpün aşağıya doğru inen kısmı Henle kulpudur. Şöyle Henle kulpu. Henle kulpu yukarı çıkarken oluşan bir tüp var arkadaşlar. Buna da distal tüp diyoruz. Distal tüp. Distal tüpten de sonra bağlanan kısım da idrar toplama kanalıdır. İdrar toplama kanalı. Şurası da Bowman kapsülü dedik ve Bowman kapsülünün içerisinde bir yumak halinde bulunan da nedir? Glomerulus kılcallarıdır. Şimdi burada dediği bakın bize soruda ne soruyor? Diyor ki insan böbreğinde yer alan yapıların hangisinin içeriği dışarıya atılan idrarla aynı bileşimdedir. Şimdi bir kere zaten Bowman kapsülüne geçen glomerulus'ta bulunan maddeler hemen hemen birbirine benziyor. Sadece glomerulus'ta kan e, hücreleri, kan proteinleri varken Bowman kapsülündeki süzüntü de yok. Bir kere burada geri emilim falan gerçekleşecek. O yüzden idrarla aynı olamaz. E hanne kulpundan su geri emiliyor. E, bundan sonra zaten daha sodyum falan da geri emilecek arkadaşlar. Bu da olamaz. Yine distal tüpte ilaçlar falan gelecek. Daha sonra onların geri emilimleri olacak. Bu da olamaz. Ama havuzcuk neresiydi? Havuzcuk böbrekte bulunan bakın şu bizim böbreğimiz böbreğimizde bulunan bir bölge idrarın geçici olarak depo edildiği bölgedir biz buraya pelvis de diyoruz havuzcuk da diyoruz havuzcuk idrarla birebir aynı bileşimi zaten idrarı taşır arkadaşlar cevabımız Edirne şıkkı olur 2019 AYT son iki sorumuz kaldı aşağıdaki şekilde insan böbreğinde yer alan bir nefron ve toplama kanalı numaralandırılarak gösterilmiştir buna göre hangisi yanlıştır demiş hemen isimlerini yazalım bakın Glomerulus kılcallarının bağlandığı yer Bowman kapsülü. Bowman kapsülünün hemen devamında gelen 2 numaralı yer neresidir? Tabii ki proksimal tüptür. Şurada aşağıya doğru inen kol nedir arkadaşlar? Distal şey pardon, Henle kulpudur. Yanlış söyledim. Henle kulpu. Yukarıya doğru çıkıp da idrar toplama kanalına bağlı olan bu 4 numara nedir? 4 numara distal tüptür. 5 numara da zaten idrarın artık oluştuğu yerdir arkadaşlar. idrar toplama kanalıdır. Şimdi diyor ki hangisi yanlıştır bakalım. Kan basıncının etkisiyle glomerulustaki kan sıvısı 1 numaralı kısma doğru tek yönlü süzülür. Evet doğru glomerulustan bir numaralı yani Bowman kapsülüne doğru tek yönlü bir süzülme olayı gerçekleşiyor. Doğrudur. 2 numaralı kısım glikozun geri emilimi gerçekleşiyor. 2 numaralı kısımda evet proksimal tüpte glikoz, amino asit adek vitaminleri geri emiliyor. Doğru. 2 ve 4 numaralı kısımlarda sodyum klorür emilir. 2 ve 4 numarada arkadaşlar emilebilir. Dursun bakalım. 3 ve 5 numaralı kısımlardan su geçişi pasif taşıma ile olur. 3 ve 5'ten. 3 ve 5'ten evet su geçişi pasif taşıma ile. Zaten e, suyun geçişi tamamen pasif taşıma ile gerçekleşiyor. O yüzden doğrudur. 4 numaralı kısımda kreatinin molekülünün tamam pardon 5 numaralı kısımda kreatinin molekülünün tamamı geri emilir demiş. Arkadaşlar kreatinin bizim vücudumuzda kaslarımızın çalışması sonucunda oluşan atık bir maddedir. Bir protein, protein benzer yani proteinlerin parçalanması sonucunda oluşan bir maddedir. Bu madde geri emilmeyen bir maddedir. Zaten böbreklerde geri emilmeyen tek madde kreatinindir. Dolayısıyla burada tamamı geri emilir demesi yanlış olmuştur. Cevabımız Edirne şıkkı olacak. Son sorumuz 11. soru. Bir öğrenci insan üriner sistemi ile ilgili aşağıdaki şekli inceliyor. Diyor ki: Sağlıklı bir birey esas alındığında bu öğrencinin şekilde gösterilen 1 ve 2 numaralı yapılarla ilgili aşağıdaki yorumlarından hangisi yanlıştır? 1 numara nedir? Bowman kapsülünü gösteriyor. 2 numara da idrar toplama kanalıdır. Bakalım diyor ki 1 numaralı yapıda glikoz bulunurken 2 numaralı yapıda bulunması beklenmez. Sağlıklı bir birey dediği için doğru arkadaşlar. Sağlıklı bireyin idrarında glikoz bulunmaz. Ancak şeker hastalarında bulunur unutmayın. Bu doğru. 1 ve 2 numaralı yapılardan yapılarda kan hücrelerinin bulunması beklenmez. Evet süzülme sırasında kan hücreleri geçmez. Eğer geçiyorsa idrarınızda kan varsa böbreklerle ilgili bir rahatsızlığınız vardır. Mutlaka doktora görünmeniz gerekiyor. Doğru. 1 numaralı yapıya süzülen kreatin miktarı ile 2 numaralı yapıya iletilen kreatinin miktarı yaklaşık aynıdır. Bu da doğru. Dedik ya kreatinin geri emilmiyor diye. O yüzden doğrudur. 1 numaralı yapıya süzülen su miktarı 2 numaralı yapıya iletilen su miktarından fazladır. Doğru. Neden? Çünkü buraya gelene kadar geriye emiliyor arkadaşlar. O yüzden doğrudur. 1 numaralı yapıda bulunmayan bir maddeye 2 numaralı yapıda kesinlikle rastlanmaz demiş. Şimdi 1 numaralı yapıda bulunmayan bir madde salgılama olayı ile mesela distal tüpte salgılama olayı gerçekleşiyor dedik. Distal tüpte salgılama ile mesela penisilin gibi ilaçlar geçebilir. Bomben kapsülünde görülmezken 2 numaralı yapı olan idrar toplama kanalında bu penisilin görülebilir. Burada kesinlikle rastlanmaz dediği için ne olacak? Yanlış olacak. Cevabımız Edirne şıkkı olacak. Aynı sindirim sistemi gibi dikkat edin. Bakın en son 2020'de çıkmış boşaltım sistemi ile ilgili soru. 2021'de ve 2022'de çıkmamış. O yüzden dikkat edin. 2023'te çıkabilir boşaltım sistemine aynı sindirim sistemi gibi bir kere daha çalışın arkadaşlar. Sonraki videoyla üreme sistemine geçiyoruz. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.